Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, bugünkü taktiğimiz 4-2-3-1 4-3-3'lere karşı çok etkili. Eee deplasmanı yani evdeki maçlarda veya deplasmandaki maçlarda çok rahatlıkla kullanabileceğimiz bir taktik. Ee, kadro değerinde eşit kadro değeri olursa daha iyi. Yani kadro değeri rakipten e, 100 milyon aşağı, 100 milyon yukarı. Yani eşit veya sizin kadro değeriniz rakipten 100 milyon az veya 100 milyon fazlasını kullanabilirsiniz. Bu taktiği 4-3-3'lere karşı kullanmanızı tavsiye ederim. 4-3-3 karşı şok etkili. Taktik kısmına hemen gelelim arkadaşlar. Fazla şey yapmayayım. Oyun siteli kaleyi görünce vur. Çizgi taktikleri. Forvet sadece hücum. Orta saha pozisyonu koru. Defans geride kal. Alan markajı Ostat hayır. Baskıyı arkadaşlar baskıyı 83 yapıyoruz. Hemen 83 yapalım. Stil 37. Hemen onu da 37 yapalım. Tempo da 64. 64. E, taktiği bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Baskı 83. Stil 37. Tempo 64. Bu taktiği 4-3'lere karşı evdeki maçlarda veya deplasmandaki maçlarda çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kadro değerini demin de söyledim. Ee, rakipten 100 milyon fazlasınız veya rakipten 100 milyon kadro değeri olarak azsanız rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu taktiği şöyle bir şey daha söyleyeyim. Ee, eğer ki deplasmanda oynuyorsanız, e, hakem konusunda değineceğim... E, ...deplasmanda oynuyorsanız... ...bu evdeki maçlarda da biraz geçerli ama... deplasmanda daha özellikle bu taktik için konuşuyorum ama... E, ...mesela hakemin rengi kırmızı... ...yani e, rakipten bir tık fazla oynayın... E, ...mesela rakip dikkatli oynadı... ...siz normal oynayın... ...rakip normal oynadı... ...siz agresif oynayın... ...yani şöyle göstereyim... ...rakip mesela dikkatli oynadı... ...siz normal olarak oynayın... ...yani sert de agresif de oynayabilirsiniz ama... Ee, normal, daha kırmızı hakem için konuşuyorum ama. Rakip dikkatli oynadı, siz normal oynayın. Rakip normal oynadı, siz agresif oynayın. Eğer ki rakip agresif oynarsa, siz de agresif oynayın. Kırmızı hakem için konuşuyorum. Bu söylediklerim turuncu hakem için de geçerli. Ee, ama deplasmandaki maçlar için konuşuyorum. İçerideki, evdeki maçlarda da yapabilirsiniz ama... E, bu taktikte şunu gördüm, deplasmanda e, daha avantajlı oluyor. Yani, rakipten sertlik olarak bir tık fazla oynadığınız zaman e, rakibin kırmızı kart görme olasılığı çok yüksek oluyor. Sizin penaltı kazanma olasılığı çok yüksek oluyor. Yani rakip dile deminler dikkatli oynadığınız zaman normal ve bir tık fazlasını oynayın yani. Evdeki maçlarda deneyebilir misiniz? E, evdeki maçlarda da deneyebilirsiniz bu hakem konusunda. Ama e, benim çok dikkatimi çekti. Deplasmandaki maçlarda çok daha etkili sonuçlar alıyor. Hemen görevler kısmına geldiğimiz zaman görevi orta sahanın en yaşlısını seçiyorum. En yaşlı ve en kuvvetlisini seçiyorum. Penaltı, forvete bakıyorum. Eğer ki forvet gücü orta sahadan düşükse, forvet seçmiyorum. Bakın burayı dinleyelim. Eğer ki forvetin gücü, hücum gücü orta sahadan düşükse, Penaltiyi forvet seçmiyorum, orta saha seçiyorum. Burada forvetin gücü yüksek olduğu için forveti seçtik. Free kick'te orta sahanın en iyisini seçiyorum. Koanlarda e, orta sahanın en iyi oyuncusunu seçiyorum. Yani yaş şey fark etmez. Şu kısmı bir de anlatayım. E, atıyorum mesela şu hemen şey gelelim. Bakalım orta sahamızdaki e, şey forvetimizde güçsüz birisi var mı var. Mesela en iyi seçelim. Bakalım e, görevler kısmına geldiğimiz zaman. Mesela e, Ken'in 31, şey 91 hücum gücü e, orta sahadan düşük. Burada ne yapacağım? Orta sahası en yüksek ikinci oyuncuyu seçiyorum. Forvet. Bu taktik için söylüyorum. Gerçi diğer dizilişlerde de bu, bu bayağı şey yapıyor ama e, daha detaylı bir açıklamasını yapabilir miyim? Aslında bu görevlerle ilgili bir video yapacağım ama yani bütün dizi işlerde fark ettiği için e, tam da şey yapamıyorum yani 4 3 3'te 4 4-2-3-1'de 4-5-1'de genellikle değiştiği için bunu ayrı ayrı bir şey yapmam lazım. Ama bu taktik için söylüyorum. Benim dediğim gibi yaparsanız olumlu sonuçları alırsınız. Forvet'in gücüne baktık. Ot 91 e, orta sahadan düşük olduğu için orta sahadaki pardon bu kaptanmış Yine kaptanı şey yapalım. Forvet'e yanlış şeyi göstermişim. E, penaltıyım. penaltı. Penaltı Forvet orta sahadan düşük olduğu için gücü orta sahadaki adamı seçiyorum. Serbest vuruş. En iyi orta saha. Bu sefer görevi de e, penaltıyı verdiğim için ikinci şöyle diyeyim. Orta sahadaki ikinci kuvvetli adama penaltıyı verdiğim için orta sahadaki güç olarak üçüncü adama da korneri veriyorum. Yani benim dediğim şekilde yaparsanız e, daha etkili olur. Ya bu benim yöntemim. Herkesin yöntemi farklı olabilir. E, yani her yediğin yoğurt yiyişi farklıdır ama ben bu şekilde etkili sonuçlar alıyorum. E, bununla ilgili bir video yapabilir miyim görevlerde? Aslında yapabilirim ama bilmiyorum artık şey göre. Şu, taktik kısmına bir daha gelelim arkadaşlar. Oyun siteli ne dedik? Kaleyi görünce vur. Çizgi taktikleri. Forvet sadece hücum. Orta sağ pozisyonunu koru. Defans geride kal. Alan markacı Oğuzay hayır. Baskı 83. Stil 37. Tempo 64. Hakem konusunda da değindim. Hakemi nasıl... Yani hakeme göre nasıl oynamanızı e, söyledim. E, tekrar tekrar söylemeye gerek var mı? videonun önceki kısmında söyledim zaten ama bir daha söylerim mi? Kısaca söyleyeyim. Anlamayanlar için. Eğer ki deplasmanda oynuyorsanız, rakip dikkatli oynuyorsa siz normal oynayın. Rakip normal oynuyorsa siz agresif oynayın. Rakip agresif oynuyorsa siz de agresif oynayın. Yani rakibin bir tek üstünde oynayın. İçerideki maçlar için geçerli mi bu? Oynayabilirsiniz ama deplasmana daha çok etkisini gördüm. Taktik kısmı da bu kadar arkadaşlar. E, bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E, i̇zliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Böyle güzel videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel taktikler var. E, güzel 4-3'ler var. 5'li, defanslı güzel taktikler var. Yakında onları da sizinle paylaşacağım. E, kaleye göre cevur, kontratak, e, Güzel taktikler var. 4-5-1 Beşli Defans. Biraz daha deneyeyim. Sadece biraz daha denedikten sonra onları da sizinle paylaşacağım. Yakın zamanda paylaşırım onları da sizinle. Ee, <laughs> Anlatmadığım bir şey var mı? Anlatmadığım bir şey yok. Sadece kanalıma abone böyle güzel videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Benle kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.